karantina gününden, bir sosyal izolasyon gününden, Mart 2020 senesinden sizlere seslenmek istiyorum. Evet, gündemimiz malumunuz üzere koronavirüs. Önce bir koronavirüs nedir? Onu bir tanımlayarak başlamak istiyorum. Koronavirüs, taç şeklinde, kral tacı şeklinde olan korona ailesinden gelen bir virüs tipi. Şu an bahsettiğimiz yeni tip COVID-19 bunun son hali. Aslında koronavirüs sık rastlanan bir virüs ailesi ve 1960'lardan beri bilinen bir virüs. Bu yeni tip koronavirüs ise Aralık ayının 2019 yılının Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde bir balık pazarında ortaya çıkan ve salgına yol açan bir virüs. 13 Ocak 2020'de ise bu virüsün son şekli ve tipi tanımlandı. Evet, bu COVID-19 dediğimiz yeni koronavirüs şu an bir küresel salgın haline dönüşmüş. Bu virüs maalesef RNA'sı çok değişken ve mutasyona uğrayan bir virüs ve özellikle insanda solunum, sindirim ve boşaltım sistemlerini tutuyor. İlkbahar ve sonbahar aylarında bir salgın niteliğinde bir hastalık tablosuna, öldürücü olabilen bir hastalık tablosuna yol açabiliyor. Şimdi 2002'deki SARS, şiddetli akut solunum yolu hastalığına, salgına yol açan virüs de 2012'deki MERS salgını, yani Orta Doğu solunum sistemi hastalığına yol açan virüs de korona ailesindendi. Fakat bu daha da farklı, daha da birden özellikle ileri yaş, 65 yaş ve üstü ve de kronik hastalığı olanlarda maalesef çok daha ölümcül ve ağır tablolarla seyrediliyor. Evet, bu karantina günlerinde virüsün yok sayılması, reddedilmesi, bahsedilmemesi de iyi değil. Ancak panik haliyle aşırı kaçınma, aşırı reaksiyon göstermek de ruh sağlığımız için iyi değil. Tabii şu an çok belirsiz bir ortamdayız. İşte karantina ne kadar sürecek, sosyal izolasyon ne kadar sürecek, işte bu virüsün tedavisi olacak mı, aşısı çıkacak mı, üzerinde çalışmalar var ama işte okullar kapandı, uzaktan eğitime geçildi, dersler yapılamıyor, bazı iş yerleri home office, evden çalışmaya geçti gibi gibi bir sürü aslında bir belirsizlik var. Çözüm ne? Çözüm sağlıklı kalabilmek ve mantıklı düşünmeyi koyabilmek. Tabii bilinmeyen her zaman panik yaratır. Ama şu gerçek ki koronavirüsün kendisinden çok yarattığı panik duygusu ve reaksiyonu bulaşıcıdır. Evet, ne dedik? Belirsizlik, tehlike. Tehlike algısı beyinde en kötüsünü düşünme, aşırı genelleme, tehditleri aşırı algılama ve sonuçlara, kötü sonuçlara atlama şeklinde bir zincirleme reaksiyona yol açabiliyor. Stres tepkisinde ne diyoruz? Evet, gerekenleri yap, önlemleri al ama panik yapma. Şimdi nedir önerilen metotlar? Özellikle fiziksel sağlığımızı korumak için bu yeni koronavirüs salgınında. Özellikle bir seyahate gittiysek yurt dışına ya da kendimizi hasta hissediyorsak, basit tip nezle, grip belirtilerimiz varsa 14 gün kendimizi karantinaya alacağız, işe gitmeyeceğiz. Ellerimizi sık sık en az 20 saniye boyunca yıkayacağız ya da %60 ya da daha fazla alkol içeren bir kolonyayla temizleyeceğiz. Yüzümüze dokunmayacağız, el sıkışmayacağız, selamlaşacağız, gerekirse sosyal izolasyon yapacağız ve bağışıklık sistemimizi güçlendireceğiz. Nasıl güçlendireceğiz? İyi uyuyacağız, sağlıklı besleneceğiz ve ev içinde de kalsak hareket edeceğiz.